Anne buradan çıkınca Zeynep ablamın düğününe gidecek miyiz? Ne düğünü? Zeynep ablam evleniyormuş. Bilmiyor musun? Siz Erkut Şahin, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi hür iradenizle Zeynep Şimşek'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Gideceğiz değil mi anne? Kızım kim söyledi sana bunu? Ne evlenmesi? Az önce babam konuşurken duydum. Zeynep ablam evleniyormuş. Sayın Hakim, müvekkilim Melek Şimşek'le eşi Veysel Şimşek uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadı. Nasıl? Nasıl olur bu? Zeynep, ablacığım bu ne? Bu. Şey bu. Gelinlik. Hayır. Hayır. Siz Zeynep Şimşek. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi rızanızla Erkut Şahin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Davacı tarafı dinliyoruz. Efendim, dilekçemizi tekrar ediyoruz. Müvekkilimin boşanmasını talep etmekteyiz. Boşanmıyorum. Aç lan Murat, aç! Lan her şeyi öğrendim yoksa bu karı? Ah ulan Melek, ah ulan Melek! Ne yaptılar acaba? Allah'ım ne olur evlenmemiş olsun, ne olur masadan kalkmış olsun. Anne yavaş, ne olur. Zeynep, ablacığım kurtuldum de, ne olur kaçtım de bana. Kaçtım abla. Allah'ım şükürler olsun. Zeynep, ya bir an o adamla evlenip hayatını mahvedeceksin diye o kadar korktum ki. Zeynep, ablacığım sen bana haber vermeden nasıl böyle bir işe kalkışırsın? Ben sen mutlu ol istedim sadece. Ablacığım. Senin mutsuzluğun üzerinde kurulu bir mutluluk istemiyorum ben. Neredesin sen şimdi? Beni merak etme. Bir arkadaşım yardım etti. Onunlayım şimdi. Asıl siz ne yaptınız abla, iyi misiniz? Babam bir şey yaptı mı size? Yok merak etme ablacığım. İyiyiz biz. Apar topar çıktık adliyeden işte. Benim aklım sende Zeynep. Tamam abla. Arayacağım seni. Tamam ablacığım, tamam.